Maç ekranlarından herkese merhaba. 3 dakika sağlık programına hoş geldiniz. Yanımızda Fuar Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzman Doktor Sami Şahan hocamız var. Vakit kaybetmeden soruma geçmek istiyorum. Hocam, alerji doğuştan mı olur, ileriki yaşlarda alerji değişebilir mi? Evet, alerji doğuştan da olabilir, ileri yaşlarda da gelişebilir. Özellikle çocuklarda, bebeklerde mesela ailesel ve genetik faktörlerden dolayı doğuştan alerjiler olabilir. Ama ilerleyen aylarda ve yaşlarda alerjik duyarlanmayla birlikte, çevresel alerjenlerle karşılaştıkça çocuklarda değişik maddelere karşı alerji gelişebilir. Çünkü çocukta mesela bebekliğin ilk aylarında böyle gıda alerjileri, gıdalara başladıkça, anne sütünü bıraktıktan sonra özellikle gıdalara karşı olan alerjenler, alerji lezyonlar, cilt lezyonları şeklinde veyahut da işte bağırsak hareketleriyle ilgili süt alerjisi gibi şeyler gelişebilir. Daha sonra ise solunumsal alerjenler ön plana çıkmaya başlar. Ev tozu akarları, işte evde kedi alerjisi, polenlere karşı solunum yoluyla alınan alerjenlere karşı alerji gelişir. Çocuklardaki bu alerjilerin bir kısmı, yani mesela astım tablosuyla, alerjik rinit tablosuyla çocuklarda karşımıza çıkabilir. Çocuklarda alerjik olmayan, non alerjik astım dediğimiz tablo, hani ergenlik çağından itibaren belirgin derecede azalma gösterir. Gıda, çocuklardaki gıda alerjisi ilerleyen yaşlarda bazı gıdalara karşı olan, süte karşı olan falan alerji birazcık azalabilir. Ama mesela kabuklu yemişler, fındık, fıstık gibi alerjiler ömür boyu devam edebilir. Yetişkinlerde ise çocukluktan kalma olan, bazı çocukluğunda var olan alerjiler, kaybolmuş olan alerjiler ileri yaşta tekrar yine kendini ortaya çıkartabilir. Çocukluğunda astım olan kişi her ne kadar ergenlik çağında remisyona girmiş olsa bile yine ileride yine alerjenlerle karşılaştıkça ileri bir yaşında karşıya çıkabilir. Ayrıca yetişkinlerde çevresel etkenler, gıdalar, gıdaların içerisindeki değişen maddeler, kullanılan ilaçlar, yani çevresel gıdayla alınan işte kötü hava şartları, yani içinde yaşadığımız ortamdan kaynaklı maddelere karşı, ilaçlara karşı gelişen alerjiler olabilir. Bunlar yavaş yavaş alerjik duyarlanma şekliyle, mesela devamlı kullandığınız bir ilaç size alerji yapmıyorken belirli bir süre sonra o ilaç size alerji yapmaya başlayabilir. Veyahut da kullandığınız bir hormonal bir ilaç olabilir. Sentetik bir ilaç, özellikle sentetik ilaçlar. Belirli bir süre sonra o ilaçları kullandıktan sonra sizde daha önceden altta da zemin olarak bir yatkınlığınız varsa, sizde mesela solunumsal alerjenlerin artık mesela toza karşı falan alerji gelişebilir. Veyahut da astım tablosunu gibi alerjik durumlara yol açabilir. Yani yaşantımızın her yılında, her yaşta alerji gelişme potansiyeli vardır.